Herkese merhaba arkadaşlar. Ben göçmenlik avukatı Okan Şengün. Eğer ilk defa tanışıyorsak Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve YouTube kanalımda sizlere Amerika'daki hayat ya da iltica hukuku ya da evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları hakkında bilgiler vermeye çalışıyorum. Şimdi bana en sık sorduğunuz sorulardan bir tanesi Amerika'da tamam Amerika'ya geldim iltica başvurusu yaptım ama biliyorsunuz bazen iltica başvuruları uzun yıllar sürebiliyor. Şimdi İnsanlar tabii ki hayat birisiyle tanışıyorlar ve eğer tanıştıkları kişi Amerikan vatandaşıysa o zaman evliliğe dayalı yeşil kart başvurusu yapabilir miyim diye bir düşünce doğuyor. Şimdi ben de bugün bu konuda konuşmak istedim. Eğer iltica başvurum devam ederken Amerikalı birisiyle evlenirsem yeşil kart başvurusu yapabilir miyim? Bugünkü videomun konusu bu arkadaşlar. Şimdi eğer kişinin beklemede olan bir iltica başvurusu varsa ve Amerikan vatandaşı birisiyle tanıştı ve evlenmeye karar verdiler. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. Evliliğe dayalı yeşil kart başvurularının Ana kuralı gerçek bir ilişki olmasıdır yani bu başvuruyu yapınca başvurunun sonunda bir görüşme oluyor ve bu görüşmede göçmenlik memurları iki şeye bakıyorlar bir yeşil kartı elverişli misiniz değil misiniz ki geleceğiz o konuya iki gerçek bir ilişki mi bu? Amaç bunu anlamak. O yüzden öncelikle şunu söyleyeyim: Sahte evliliğe girişmeyin. Asla tavsiye etmem. E, iltica, i̇ltica başvurunuz zaten var ve e, sahte evlilik yoluyla çok fazla sayıda yeşil kart başvurusu yapıyor insanlar. Benim asla tavsiye etmediğim bir şey. Bu tarz yollara girmemenizi öneririm. Şimdi ilişkinizin gerçekliği çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi eşinizin Amerikan vatandaşı olması önemli. Onun dışında Amerika'ya yasal girişiniz kilit nokta. Şimdi Amerika'ya iki tür giriş var. Vizeli ya da vizesiz şeklinde. Bu tür Yeşil kart başvurusu yapabilmek için Amerika'ya vize ile giriş yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Örnek vereyim. Öğrenci vizesiyle, turist vizesiyle, J1 vizesiyle ki J1 vizelerine biraz sonra geleceğim. Bu tarz vize ile giriş yapılması gerekiyor ki yeşil karta başvuru yapabilin Amerika içerisinde. Meksika sınırından giriş yapanlar maalesef Amerikan vatandaşı ile evliliğe dayalı yeşil kart başvurularında başvurunun sonunda Amerika'dan çıkıp elçilikten görüşmeye girip o şekilde yapmak zorunda. Biraz karışık bir sistem. Kısaca en basit hatlarıyla şöyle söyleyebilirim. Sınırdan giriş yapmışsanız bu şekilde Amerika içerisinde yeşil kart alamazsınız onu söyleyeyim. Birinci kuralımız gerçek evlilik yapmış olmanız, ilişkinizin gerçek olması. İkinci ana kuralımız da Amerika'ya vize ile yani yasal girişinizin olması gerekiyor. Notlarıma bakıyorum bu arada. Evet arkadaşlar evlilik dediğim gibi yapıyorsunuz. İlk kural tabii ki evlenmek. Yasal olarak evlenmeniz gerekiyor. Amerika'da evlendiniz, istediğiniz bir eyalette evlilik yapabilirsiniz. Bu evlilik heteroseksüel evlilik olabilir, gay evlilik olabilir, hiç fark etmez. Amerika'da biliyorsunuz eşit haklara sahip her türlü çift. Evlendikten sonra evlilik sertifikanızı alıyorsunuz ve işlemler başlıyor. Şimdi birçok form var evlilik başvurusunda arkadaşlar onu söyleyeyim. Yeşil kart başvuru formunuz var. Amerikan vatandaşı eşinizin sizin için başvuracağı bir dilekçe var. Ee, seyahat izni başvurusu var ki bu e, iltica beklemede olan iltica başvurusu korumak istiyorsanız başvurmanıza gerek yok açıkça söyleyeyim. Ee, bu şekilde formlar mevcut. Şimdi iltica başvurusu açıkken Amerikan vatandaşı ile evlendiniz ve yeşil kart başvurusu yapacaksınız. Bu iki başvuru birbirine paralel ilerleyebilir. Ve benim düşüncem ve bugüne kadar hep bu şekilde yaptık. Daha önce birçok beklemede olan ilticası olup da yeşil karta evlilik yoluyla başvuran müvekkilimiz oldu ve onaylarını aldık bu yolla. O yüzden en güvenlisi arkadaşlar tamam evlendiniz yeşil kart başvurusu yaptınız ilticanızı açık tutmanız evlilik Kimse tabii ki boşanmak için evlenmez. Ancak hayat ne getirecek bu da bilinmez. Boşanma durumunda eğer siz iltica başvurunuzu geri çekmişseniz, kapatmışsanız böyle bir hakkınız var. Yeşil kart başvurusu yaptıktan sonra kapatma başvurusu yapabilirsiniz. İltica ofisi kapatır, kapatmaz o onlar Ama kapatırsa o zaman tek yolunuz evliliğe dayalı yeşil kart başvurusu oluyor. Ve evliliğiniz eğer boşanma ile sonuçlanırsa bu süreç boyunca yeşil kartı alamazsınız ve ilticaınızı da kapattığınız için mahkemeye sevk olursunuz atılma süreci başlar hakkınızda. O yüzden bizim müvekkillerimize yaptığımız e, işlem şu şekilde: iltica başvurularını biz her zaman açık tutarız ki yeşil kart başvurusunda bir sorun olursa. En azından kişinin bir güvencesi, bir sigortası var. İltica o duruyor. Evlilik başvurusu yapmak demek iltica başvurusuna engel değil. Negatif bir etkisi yok. O yüzden açık tutmakta bence çok büyük fayda var. Tabii ki bu benim görüşüm. Bugüne kadar biz bu şekilde yaptık ve yeşil kart onaylandıktan sonra zaten iltica dosyasını kapatıyoruz. O rahat bir işlem. Dediğim gibi bu iki başvuru birbirine paralel ilerleyebiliyor. Şimdi arkadaşlar iltica başvurusu tamam açık devam ediyor. Tabii ki evlilik başvurusunu yapacak avukatla iltica başvurusunu yapacak avukatın aynı kişi olmasında çok büyük fayda var çünkü iltica dosyanızı biliyor olması lazım. Örneğin evlilik başvurusunda mesela Göçmenlik memurunun bakacağı hususlar şunlar. Sizin cezai bir durumunuz var mı yok mu? Gözaltına alındınız mı? Alınmadınız mı? Alındıysanız neden alındınız? Suç mu işlediniz? Yoksa iltica sebebiyle ilgili bir gözaltı mıydı? Bunlar önemli. Bunlara ek olarak Amerika vizesine başvururken de yanlış bilgi verdiniz mi? Vizeyi alabilmek için. Bunların hepsi önemli. Vize konusu, vize de yanlış bilgi vermek iltica başvurusunun reddi sebebi değil. Ancak evliliğe dayalı yeşil kart başvurunuzun reddi sebebi olabilir. Bunlar önemli. Yeşil kart başvurusu yapmadan önce bütün bu noktaların üzerinden geçiliyor arkadaşlar. Geçmişte eğer göçmenlik hukuku ihlalleriniz var ise bunları da detaylı konuşmak lazım. Bu da evliliğe dayalı yeşil karta engel teşkil edebilir. Şimdi dediğim gibi evlilik başvurusu hazırlanıyor. Evlendiniz, beraber yaşıyorsunuz. Arkadaşlar beraber yaşamanız çok önemli evliliğe dayalı yeşil kart başvurularında. Çünkü görüşme geldiği zaman sizin beraber yaşadığınızı gösterir belgeler ve aynı zamanda ilişkinizin gerçek olduğunu gösterir belgeler sunuyoruz. Bunlar neler? Örneğin beraber kira sözleşmeniz varsa kira sözleşmeniz, resimleriniz varsa resimleriniz, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında açıksanız e, ve insanlar beğenmişse, yorumlar yazmışsa onların hepsini çekiyoruz, ekran görüntülerini alıyoruz, bunları kullanıyoruz. E, dediğim gibi önemli aile, aile bireylerinizle resimleriniz varsa bunları kullanıyoruz. Birçok resim tabii ki e, bu şekilde dosyada bu liste çok uzun arkadaşlar. Zaten eğer e, beraber çalışıyorsak biz size listeyi gönderiyoruz. E, tabii ki her çiftin hayatı farklı. O yüzden belgelemesi de farklı olabiliyor. Örneğin Netflix hesabınız vardır mesela beraber onun görüntüsünü kullanıyoruz. Ya da evcil hayvanınız vardır. O evcil hayvanı evlat edinme belgelerini mesela kullanıyoruz şeklinde. Çiften çifte değişiyor bu belgelemeler. Bunları zaten görüşmeye beraberinizde götürüyorsunuz. Biz hazırlıyoruz. Size veriyoruz. Siz görüşmeye götürüyorsunuz. Şimdi e, görüşmede dediğim gibi iki ana kısım var arkadaşlar. Evliliğe dayalı yeşil kart başvurularının görüşmesinden bahsediyorum. Bu görüşmelerin, e, bu kısımların bir tanesi sizin yeşil karta e, elverişlilik kısmınız. Bunu e, size soruyorlar yani Amerikan vatandaşı olmayan eşe soruluyor. Bu sorular adınız soyadınız, Amerika'ya ne zaman geldiniz, neden geldiniz? Ve arkadaşlar burada şu çok önemli Amerika'ya geliş sebebiniz Hangi vize ile geldiyseniz onunla bağlantılı olmalı. Örnek veriyorum. Amerika'ya öğrenci olarak geldiyseniz ben iltica etmek için geldim diyemez dememeniz lazım. Derseniz reddolur. olur. Öğrenci olarak geldiyseniz öğrenci niyetiyle giriş yapmış olmanız gerekiyor. Yani bir yalan beyan, yalan niyet olmaması lazım evliliğe dayalı yeşil kart başvurularında. Bunlara ek olarak ikinci kısımda e, sizin ilişkinize ilişkin sorular. Ne zaman tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? İlişkiniz nasıl ilerledi? Kim kime evlenme teklif etti? Nerede edildi? E, düğünde kimler vardı? Bu arada düğünde e, illa ya da evlilikte... İlla çok fazla kişinin olmasına gerek yok. Tabi varsa çok güzel. Güzel kanıtlar oluşturuyor bunlar. Ama bazen aileler belirli sebeplerden dolayı katılmayabiliyorlar. Bilmeyebiliyorlar. Bunlar sorun olmuyor. Tabii ki göçmenlik memuru bunları sorabilir size. Ama zaten prova yaparken biz evlilik başvurularında da provalar yapıyoruz. Ve provayı yaptığımızda bu sorulara nasıl cevaplar vermeniz gerekiyor? En doğru şekilde bunlara çalışıyoruz nerede yaşıyorsunuz evde ev, evi sorabilirler bazen hani eve giriş direkt sokaktan mı giriyorsunuz yoksa bir bina mı değişik sorular olabiliyor arkadaşlar şimdi burada iltica başvurunuzun esasına ilişkin sorular yeşil kart görüşmenizde %95 ile 99 arası sorulmaz arkadaşlar onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sizin evliliğe dayalı yeşil kart başvurunuzu inceleyecek olan göçmenlik memuru iltica memuru değildir Ve iltica görüşmesi yapmak özel eğitim gerektiren bir durumdur. O yüzden göçmenlik memurları iltica görüşmesi yapmazlar. Ee, şimdi bu e, bunu söyleyeyim. Yani göçmenlik e, yeşil karta dayalı e, görüşmenizde, iltica başvurunuzun esasına ilişkin detaylı sorular sormazlar. İltica görüşmeleri 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat sürdüğü olabilirken evliliğe dayalı yeşil kart görüşmeleri 30 dakika ile 1 saat arası genelde sürüyor arkadaşlar. Tabi bu genel süreç daha uzun, daha kısa sürdükleri de oluyor. İlk görüşmenizde yani yeşil kart görüşmenizde Tabii ki sizin şu anda bir statünüz var mı? Statünüz varsa nedir diye sorabilir. Evet benim beklemede olan bir intica başvurum var diyorsunuz zaten. Ee, eşinize sorabilirler. Eşiniz biliyor mu sizin iltica başvurunuz olduğunu ya da hangi sebepten dolayı iltica başvurunuz olduğunu çok kısa kısa bu şekilde sorular sorabilirler. Bundan daha detaya girmiyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, o yüzden yani iltica başvurunuzda hani e, nasıl ifade vereceğim hani saatlerce ifade verecek miyim bu yeşil kart başvurusunda? Hayır e, iltica esasını burada çok fazla tartışmıyorsunuz onu söyleyebilirim şimdi evlilik başvurusunda arkadaşlar Tabii ki Amerikan vatandaşı eş size sponsor oluyor I 864 denen bir form vardır ve Amerikan vatandaşı eşler yabancı eşlere sponsor olurlar bunun için Amerikan vatandaşı eşin son 3 yıl içerisinde son 3 yılın vergi beyanını yapmış olması lazım. Ve belirli bir gelirinin olması lazım. Bu gelir eğer 25-30 bin civarında ise zaten ve 2 kişiyseniz eğer yeterli olabiliyor. Eğer çocuk varsa ya da daha fazla kişiler varsa sizin bakmakla yükümlü olduğunuz ona göre gelir miktarı da artıyor tabii ki. Eğer eşiniz yani eşinizin gelirini göstermek gerekiyor. Eğer eşiniz çalışmıyorsa bu sizi otomatik olarak e, elverişsiz hale getirmiyor. Onu söyleyeyim. Eğer eşiniz çalışmıyorsa bir üçüncü kişi e, ek sponsor olabiliyor. Bu da şu şekilde o üçüncü kişi aynen son 3 yıllık vergilerini vergi beyanını yapmış olması lazım ve de yeterli geliri yapıyor olması gerekiyor. Bu konular biraz karışık olabilir bunları göçmenlik avukatınızla konuşmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu yeşil kart başvuru süreci bu şekilde tabii ki ilticadan bir farkı da şu. Evliliğe dayalı yeşil kart başvurularında bir sağlık kontrolünden geçiyorsunuz ve bu sağlık kontrolünde Türkiye'den gelenlerde genelde biz tüberküloz aşısı olduğumuz için e, tüberküloz testi pozitif çıkabiliyor. O yüzden X-ray çektiriyoruz ve e, buna göre de ilerliyor. Biraz uzun sürebiliyor tabii ki. Tek olay o. Onun dışında e, medikal yani sağlık raporu alıyoruz. Doktordan imzalı. Bunu siz açamazsınız. Biz de açamayız. Bunu kapalı bir zarf içerisinde göçmenlik memuruna paket ilk paketinizle beraber sunuyoruz. Onlar açıyorlar ve inceliyorlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi özetlemem gerekirse e, iltica beklemede olan iltica başvurunuz varsa ve Amerikan vatandaşı birisiyle evlendiyseniz o zaman yeşil kart başvurusu yapılabiliyor. Yeşil kartı elverişli misiniz değil misiniz? Öncelikle avukatla bunu konuşmanız lazım. Eğer elverişliyseniz o zaman evlendiniz. Yeşil kart formları başvuru paketi hazırlandı. Ve başvuru yapılıyor. Benim tavsiyem iki başvurunun birbirine paralel yürümesi ki yürüyebiliyor. Dediğim gibi daha önce bu tarz başvurular yaptık. Beklemede olan iltica başvurusu, bir kişinin beklemede iltica başvurusu var. Uzun sürüyor diyelim ki dosya ve Amerikan vatandaşıyla tanıştı, evlendi, iltica, yeşil karta da elverişli. Başvurusunu yaptık, görüşmeye gittik, ee, görüşmeden sonra karar çıktı, yeşil kartını eline aldı. O yeşil kartla beraber zaten iltica dosyasını kapatıyoruz. Yeşil kartınızı elinize almadan iltica dosyanızı kapatmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet dediğim gibi e, e, bu soruyu çok sık sormuştunuz bana, ben de size e, açıklamak istedim e, ilticam devam ederken Amerikan vatandaşıyla evlenirsem yeşil kart alabilir miyim şeklinde konu bu. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına lütfen yazın. Ben yorumları okuyorum. Aynı zamanda bu anlattıklarım Amerikan vatandaşı eşle evlenilirse geçerli. Eğer evlendiğiniz kişi yeşil kart sahibi ise o zaman o ap ayrı bir konu ve bunu detaylı olarak konuşmak gerekiyor. Evet arkadaşlar umarım bu videodaki bilgiler bu prosedürü anlamakta biraz da olsa size yardımcı olmuştur. Kanala abone olursanız ben her hafta bazen bir bazen iki yeni video yüklüyorum. Ve abone olursanız benim yüklediğim yeni videoları e, kaçırmamış olursunuz. Hatta zili de aktif ederseniz ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Bu arada benim Instagram sayfamda da e, ben günde Birçok video paylaşmaya çalışıyorum sizlere hem hikaye kısmında hem post olarak iltica prosedürü ya da Amerika'da hayat hakkında bilgiler veriyorum. Instagram hesabım okan.sengun beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Zaten aşağıya bilgiler kısmına bırakıyorum Instagram hesabımı. Evet arkadaşlar biz bu haftalık bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.